Yani bir anda Hayır. olsa kadında var mıdır bu? Kadının tabii ama erkeğin de kadının da. Yani bir insanın dürtüleri vardır. Yapması ve yapmaması gereken bazı hususlar varsa bence intikam en acı ama en acı histir. Ve benim kendi karakterimde intikam yoktur. Ancak zamana bırakırım ben bazı şeylerin akışını. Bu zaman öncesinden de az önce Aylinur Hanım da çok güzel bir şey söyledi. Ben çok istemiştim aile danışmanlığına gitmeyi. Ancak tek taraflı gitmenin hiçbir faydası olmadığını bildiğimden dolayı yine gittim. Psikoloğa da gitmiştim. Ama eşimle gitmem gerekiyordu benim oraya. Çünkü bende problem yoktu. Bunu ısrarla psikolog üstüne basa basa söyledi. Yani eşinizle gelin birlikte konuşalım. Ben de dedim ki büyük bir zevkle. Ancak maalesef bizde böyle bir problem vardı. Tek başıma gittim ama hiçbir şey hallolmadı. Dolayısıyla sadece erkeğin veya sadece bayanın gitmesi, tek başına gitmesini ben tavsiye etmiyorum. Birlikte gitmeleri gerekmektedir. Ayrıca bir de şöyle bir gerçek var bizim halkımızda. Psikolog denildi mi deli doktoru derler. Evet. Katılmıyorum, asla Oysa katılmıyorum. ki diyalog kurmanın Kesinlikle bir konuşma, hitap. aracısı, doğru mu tanımlıyorum bilmiyorum Doğru. ama. Şimdi ama ismini biraz daha değişik kullanıyoruz. Evlilik danışmanı diyoruz. Yani psikolog demiyoruz artık bu konuda. Evlilik danışmanı, evlilik Biraz daha terapisi, yumuşatıp biraz evlilik daha o. terapisti, evlilik hatta aile terapisti diyebiliyoruz. Evet. Onun için Çok özür yumuşatıyoruz. diliyorum. Bir telefonumuz var zannediyorum. Peki, evet. Siz bu yaşadığınız bir kadın gözüyle. İntikam yok. İntikam bence olursa zaten hatanın başlangıcı oradan olur da. Benim yaşadıklarımdan çok kısa detaylar eğer vermek gerekirse tabii insan kendine dikkat etmeye başlıyor o an. Eşini eve tekrar bağlamak için başka bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben ne yaptım? Ben spora gittim. Zaten sporcu bir vücudum var ama tekrar spora gittim. Saçımın rengini değiştirdim. Biraz daha güzelleşmeye çalıştım. Daha güzel olmaya çalıştım. Allah'a şükür zaten güzelim ama daha güzelleştirmeye çalıştım. Ama hiçbir şey olmadı. Evet. Peki Değişen bir şey yoktu. Ozan Bey, bu olaydan sonra Necat Bey ile bu hadiseyi yaşadınız. Sonra zaman geçti, yıllar geçti. Şu anda evli misiniz? Hayır. Değilsiniz. Peki. Peki bu yaşadığınız şey bir bayanı seçmekte size nasıl bir kriter sağladı? Ya ben böyle tanımıştım ama şimdi artık böyle bakıyorum olaya. Bu size nasıl bir tecrübe kazandırdı? Yani burada Ya bu durumda olan erkek size göre nasıl bakmalı olaya? Siz daha sonra herhalde bayan arkadaş edindiniz. tabii ki. Peki neye göre davrandınız? Yani adı Sizi üstünde hep şüpheyle mi baktınız bayanlara? ya tecrübe işte adı üstünde bu bilinçaltından gelen bir şey. İster istemez sartarak, ölçerek dikkatli bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Hatta ilk zamanlarda paranoyak yaklaşıyorsunuz. Yani aynı şekilde aynı olayları yaşayacağınızı düşünüyorsunuz. Tanıdıkça zamanla bunu aşıyorsunuz veya yaşıyorsunuz. Hatta bu bazen sorunlara neden olabiliyor. Yani mutlu olamıyorsunuz ilk başta. Fazla detaycı mı Peki yeni oluyorsunuz? tanıştığınız Evet, biriyle biraz. geçmişte yaşadığınız olayı diyalog ya da anlatabiliyor musunuz? İşte ben geçmişte böyle bir şey yaşadım. Ya Bunu ben birebir anlattınız yani mı yakın kişiliğim olarak zaten ya da toplumda ya olur mu ben nasıl aldatılırım ya da nasıl Hayır böyle hayır. bir Ya ben kişiliğim bundan olarak açık bir çekindiniz mi insanım. Ben anlatmaya? anlatırım yani beraber olduğum insana geçmişte yaşadığım olayları beraber olduğum kişiyi neyse. Çünkü ileride sorun çıkmaması için benden duyması açısından her şeyi anlatırım ve Peki bu psikolojinizi etkiledi mi? Yani siz ben böyle bir psikolojik rahatsızlığa sonra dönüştü bu bende dediğiniz bir şey var mı davranışlarınızda? Şimdi psikolojisi bozulan hiçbir insan kendisinde göremez onu. Sadece dışarıdan görülebilir. Peki Yani dışarıdan size dışarıdan bu konuda görüldüğünü söylediler. Yani psikolojim bozuldu dediler bana. çok Ama normal ama o. evet ben bir Yani şey göremedim yani. herkesin bozulur. Herkesin. Çocuğun da bozuluyorsa, yaşlının da bozuluyorsa, hele hele bu tip olayların içerisinde bulunan bireylerin kesinlikle bozuluyor. Bir de kimse kabul etmez yani Kesinlikle. bozulduğunu. Psikolojinin bozulduğunu kabul etmez kolay kolay. Bilmiyorum daha iyi bilirler. Toplumda Ben hep burada iyiyim herhalde derler ama evet. değildir. toplumda biraz bu ayıplanmamak. Ya Evet. ben bir erkeyim benim başıma nasıl Daha böyle bir güçlü şey görünme. gelir? Daha güçlü Yani görünme kendini kötü çabası hissetmeme mıdır bu? açısından. Bireysel güçlü görünme adına pardon özür dilerim. Buyurun. Bir de toplum tarafından böyle bir hani onay görme çünkü onay görmek çok önemli. Hani geçirdiği olumsuz bir yaşantısının üstesinden gelebilme yetisini kazanabilmiş olarak hem kendi adına hem kendisine olan saygısını yitirmeme adına hem de çevresine böyle bir şey yaşamış olmama rağmen ben hala ayaktayım ve güçlüyüm mesajını vermesi de çok önemli. Daha sonrasında sağlıklı bir yaşama kavuşabilmesine önemli.
Peki Necat Bey, siz ne yaşadınız? Şimdi arkadaşımız anlattı. Tabii biraz açık ve net konuştu. Teşekkür ediyorum. Yani buraya gelip ekranların önünde, hatta bunu sizde büyük bir derin yara açmasına rağmen, yıllar aslında ve zaman geçmesi. Efendim? Asıl onda başka türlü yaralar var, onu şimdi ben açıklayacağım. Peki. Yatırım güzel ama. Peki Necat Bey, siz... Ben çok üzüldüm ve ama haberin noktalamasını hemen bildim. Yani daha profesyonel mi yaklaştınız olaya? Bir yaşım dolayısıyla. Evet. Bir 10 gün içinde. Daha önce yaşadığınız buna benzer olaylar var mıydı, yoksa bu da size bir tecrübe mi oldu? Bu tecrübe. Tecrübelerden birisi. Bir sürü bayan arkadaşım oldu evlenmeden önce. Bir sürü oldu. Ama böylesi olmamıştı. Yani ilk defa. İlk defa, yani. İlk defa milli oluyorum bu konuda. Fakat eşinizle paylaştınız mı bu durumu? Tabii canım, hemen paylaştım. Peki hemen. Nasıl karşıladı? Çok, o da doğal karşıladı. O da çok anormal bir şey değil. Bu çok çok görüyoruz toplumda, televizyonlarda her gün bu tarz olaylar, o kadar filanca. Bu hafta bu arkadaşla beraber, öbür hafta öbür arkadaşla beraber. Şu anda medyada evet, sivrilmiş isimlerin çoğunla beraber oluyor arkadaşlarımızın çoğu. Anlayamıyorum vallahi. Bakıyorum, bunlar benim de başımdan geçti ama böyle değil. Sonra tekrar eski sevgilisine dönüyor filan. Böyle bir şey. Ben 10 günün içinde o ismi tamamen hayatımdan sildim ve... Peki siz yıllarca gece hayatında bulundunuz. Evet. Örneğin tanıdığınız. Evet. Efendime söyleyeyim, bir dostunuz. Önce eşiyle geliyor. Evet. Güzel. Ha, bu, işte, çok oldu. Güzel işte. Güzel ağırlıyorsunuz. Evet. Ve sonra da o yengem, canım, evet, ciğerim dediğiniz. Evet. Orada onura geliyor ederken bakıyorsunuz bir günde başka sevgilisiyle gelmiş. Geliyor. Siz bu durumda nasıl bocalıyor musunuz? Tabii gece hayatında nasıl bir duygudur? Yani, ya da çaktırmamak, onun aldattığını bile bile eşini aldat. Yani bu arada peki siz nasıl bir duyguya kavuş? Ya yazık ya, kadın haberi yok ama bak ne duruma düşmüş falan, evet, gibi. Tabii, nasıl bakıyorsunuz? Tabii ama karışmak söz konusu olmaz tabii. Yani onlara bir de hani ikazda falan bulunmamızın imkanı yok. Çünkü bizim ekmek paramız bu. Çalıyoruz ve eğlendiriyoruz. İnsanları, evet, eğlendiriyoruz. Hemen Almanya'dan bir telefonumuz var. Bakalım izleyicimiz, ismini vermek istemeyen bir izleyici. Dolayısıyla ismini vermek istemiyorsa söyleyecekleri de herhalde önemli şeyler. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun hanımefendi. Ben programa katılmak istiyorum ama heyecanlandım. Hiç heyecanlanmayın. Burada bir dost sohbeti var. Biz de heyecanlıyız zaten. Zamanla attık onu. İzleyicilerimiz de bunu fark ediyor. Heyecanlanacak hiçbir şey yok. Burada psikologlarımız, avukatımız, efendime söyleyeyim ilahiyatçı hocamız ve bu konuda başına birçok şey gelmiş. Kendini anlatan, cesaretli, medeni cesaret olan insanlar var. Dolayısıyla benim gibi de bir sunucu var. Buyurun siz anlatın. Benim eşim de aldattı. Neler yaşadınız? Şu anda neler söyleyeyim ki? Yani hep eşim yalan söyledi. Yalanlarla, yani kadın yok diye çok şeyler yaşattı bana. Peki şu anda evli misiniz? Ayrıldınız mı? Ne durumdasınız? Ayrıldım. Ayrıldınız. Peki evet, siz bizzati aldattığına şahit mi oldunuz ya da nasıl yakaladınız? Yalanlarla evi terk etti. Telefon faturası geldi. Telefon faturasında kadını buldum. Evet. Bayana kendisine ulaştım. Evet. Kadın tabii inkar etti ama sonunda buldum yani. Beraber olduklarını yalan söyledi. Kadın da yalan söyledi. Peki siz mahkemeye başvurdunuz değil mi Almanya'da? Doğru mu? Evet ama burada zina davası yok yani. Peki bir yaptırımı var mı? Oradaki yasalar bu konuda ne yapıyor veya eşinizden nasıl bir yaptırım uyguluyor? Çocuk var mıydı ortada? Evet, çocuk vardı. Kaç çocuğunuz var? Bir tane. Bir tane çocuğunuz var. Peki yasalarda sizin boşanma talebi sizden geldi, doğru mu? Evet, ben boşandım. Peki Almanya'da bu anlamda yasalar eşinize nasıl bir yaptırım uyguladı? Nasıl boşandınız? Bu biraz anlatır mısınız oradaki durumu? Burada Almanya'da 6 ay ayrı yaşadığım eşimle mahkeme kararı, yani boşuyor direkt mi? Yani bunu bir sebep kabul etti ve zaman geçirmeden direkt boşadı. 6 ay karı koca ayrı yaşadığı sürece mahkeme ayırıyor. Evet. Çocuk kimde şu an? Şu an da çocuk bende. Sizde. Peki neler yaşadınız bir kadın olarak? Aldatma nasıl bir duygu? Avrupa'da yaşayan bir Türk vatandaşı olarak, bir bayan olarak, Almanya'da bu tür hadiseler daha mı yoğunlukta hanımefendi? Yani şu anda canlı yayında konuştuğum için yani çok kötü şeyler. Mesela örnek verebilir misiniz?
nasıl desem, yani bir kadın için çok çok kötü. Yani biz kadın değil miyiz de yani erkekler başka kadınlara gidiyor. Ama neticede hem cinsiniz yine aynı aldatma fiilini yine hem cinsiniz de gerçekleştiriyor. Türklerle mi Almanlarla mı? Peki Türklerle mi Almanlarla mı oluştu bu hadise? Türk aldığı bayan da Türk. Yani orada aldatan. Almanların kabahati yok yani. Evet. Kadınla evet. Alakası yok. Peki kadınla kendisi beni tanıyordu. Sizi de tanıyordu. Evinize gidip beni geliyor tanıyordu. Muydu? Tanıdığı halde yani evliyim ve bir çocuğum var. Evli oldu. Bile kabul etti. Peki neler yaşadınız? Kısaca duygularınızı anlatır mısınız? Bakın psikologlarımız var burada. Yani şu anda ben depresyondayım. Depresyonum geçmedi halen. Yani ben kadın başımla çocuğumla mücadele ediyorum. Yani erkekler mücadele etmiyor. Evet. Alanur Hanım. Ben bir şey söylemek evet. istiyorum. Yani size böyle bir şey yapmış olan adamdan kurtulduğunuz için sevinmeniz lazım. Hatta kurban kesmeniz lazım. Çünkü gerçekten böyle bir şey yaptığına göre sizi hoş tutamayacak, sizin değerinizi bilmeyecek zaten. Bir an evvel onun sizin hayatınızdan çıkması çok daha iyi olur. Çünkü çocuğunuza da olumsuz örnek olacak. Yani çocuğunuz da o örneği görürse o da büyüyüp yetişip delikanlı olduğunda veya genç hanım olduğunda o da bunların normal bir şeyler olduğunu düşünebilecek. Onun ama için bu arada Çocuk da yani etkileniyor. Tabii onun da psikoloji durumu zor oluyor. Peki Almanya'da bu anlamda bir destek alabiliyor musunuz? Bir terapi aldınız mı?